Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan su sorunları nedeniyle yazlık sitelerde oturan binlerce vatandaş seslerini yetkililere duyurmaya çalıştılar. Arsuz Çirimler Tatil Sitesi'nin yaklaşık 1,5 aydır su kesinti yaşanmaktadır. Arsuz ilçesi Şirinlar sitesi ve civar sitelerde yaşanan su kesintisi nedeniyle çalmadıkları kapı bırakmayan site sakinlerinin son çare olarak seslerini basın aracılığı ile yetkililere duyurmaya çalıştılar. Zamansız bir şekilde parçalara verilmesini bizi üye olarak 1,5 aydır şişir bırakmıştır. 2 gün geliyorsa yaklaşık 1 hafta gelmiyor. Çok sayıda site sakininin bir araya gelerek dertlerini anlattığı toplantıda ilk olarak Şirinlar site sakini Erkan Avcı haber ekibimize açıklamada bulundu. Başlandığını, bunun da yaklaşık bir ayı geçeceğini, suyun verileceğini belirtmektedir. Üyelerimiz emin olun şu an evlerinde bir damla su yok. Bunu yetkililere sizin aracınızla duyurmak istiyoruz. Artık yani insanlar normalde bu pandemi olayında bir evin temiz tutulması diyorlar. İşte birbirimize bu şekilde tutulmasının çok yanlış olduğunu sayın Başkanımız Lütfü Bey'e iletilmesini rica ediyoruz. Bir başka site sakinleri ise yaşanılan duruma isyan ederek böyle bir durumda susuz hayat yaşıyoruz dediler. Defalarca ben her gün artık hat suyu aramaktan yani bir haber oldu. Ben bir ay önce bir kalp krizi geçirdim. Şu anda yani kalp krizi geçirdim ve bir stent takıldı. Yani bu rahatsızlığım dolayısıyla tansiyonumun yükselmemesi gerekiyor ama maalesef her gün tansiyonumuz tavan yaptı. Akşam hanımı neredeyse kaybediyordum. Buzla muzla zorla kendine getirdim. Neden? Sinir, stres artık diz boyu. Yani hat suyu yetkililerini aramaktan Yusuf Bey'e sorabilirsiniz. Hem hanımın, Ayşe Geçer eşimin adı, hem hanımın hem benim defalarca aradığımıza dair telefonlar var. Hat su yetkililerinin hepsinde. Metin Savaş dahil, Lütfi Savaş'ın kardeşi. Metin Savaş arkadaşımız, dostumuz ama o dahi elinden sanki bir şey gelmiyor ya. Defalarca aradım yani. Artık ben aramaktan dedim imtina ediyorum dedim ya Metin Bey dedim. Metin Bey'e yani düşünün. Yani utanıyorum artık dedim. Sizi aramaya utanıyorum dedim. Yani çok basit olan bir şey için, su olayı için. Şimdi bizim aldığımız duyumlar ve yalan da değil. Bunu bizzat hat su yetkililerinden isim vermiyoruz ama söylenen. Hat su yetkililerinden aldığımız bilgi maydanoz ve biber üreticilerine su satılmış. Bizim sitemizin yaptığı hattı biz hattı kuyu, yaptık. Kuyu satılmış. Kuyuyu satmışlar ya. Parkbahçe'ye diyor verdik diyor kuyunun birini. 2 tane kuyu var diyorlar. Efendim birini Parkbahçe'ye. Ya Parkbahçe daha mı önemli benim rahatsızlığımdan? Evimde rahatsızlığı bırakalım. Pardon yani. Pandemim döneminde. Ya evimde pislik kol geziyor ya. Cebimde cep telefonuna kaydırmışım bak tuvaletteki durumu yani. Kiracı olan arkadaşlarımız var burada. Gelmişler dünyanın parasını vermişler. Annemi dolayısıyla ev kiralamış. Burada rahat huzurlu geçirelim günümüzü diye. Adamlar dünyanın parasını ödemiş cebinden. Su yok. Biz de Osman Bey'in söylediklerine katılıyoruz. Sağlık Bakanımızın dediği gibi evde hayat var ama maalesef bizim evimizde hayat yok. Ben şimdi Osman Bey'in söylediği şeye takıldım. Bu kuyular satılabilir mi? Devletin kuyusu değil mi bu? Bizim hayır bizim kendi değil. Kuyumuz. Hayır, bizim kendi kuyumuz, kendi hattımız. Eğer öyle bir şey varsa nasıl satılıyor? 94 yılından beri buradayım. Büyük şehir olmadan evvel biz çok daha rahattık. Niye? Elektriğimiz de geliyordu, suyumuz da geliyordu. Ama ne zaman büyük şehir olduk, biz Arsus'a bağlandık. Maalesef ne su alabiliyoruz ve 3 günde, 4 günde bir bizim trafomuz atıyor, elektrik alabiliyoruz. Affedersiniz, tuvalete girecek suyumuz yok. Bu büyük şehrin, hat suyunun büyük ayıbı. Ve biz bunu 1,5 aydır başvurmadığımız yer kalmadı. Ama maalesef ne Büyükşehir ne Arsuz Belediyesi bu işte hiçbirisi ilgilenmiyor. Her gün diyorlar ki yapacağız edeceğiz bir ay evvel. Seçim kuyu eştik dediler. Bugün duyuyoruz ki daha kuyu sondajı yeni vuruluyor. Bu pandemi olayında Sağlık Bakanımız bas bas bağırıyor. Mesafe, temizlik. Hani biz mesafe diyoruz. Hani temizliği neyle yapacağız? Tamam tarla sulansın ama önce benimkini ver. Artanı olursa tarlaya ver. Onun için biz sizlerden rica ediyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Çünkü biz 65 yaş üstüyüz madem. Madem bize çok dikkat ediyorlar. Bu dikkatlerini lütfen suyumuzu vererek göstersinler.
Aşağı Kefirce Mahalle Muhtarı Memduh Çam ise bölgede bulunan sitelerin ciddi su sıkıntıları var. Ancak Büyükşehir ve Hatsu ile yazışmalarımızı yaptık. Çalışmaların yapıldığını söylediler dedi. İki tane pompanın bir tanesini tarımsala veriyorlar. Bir tanesi de buraya besledikleri zaman beslemiyor. 7000 konuta su veriyorlar. O da tabii ki yetersiz geliyor. Yetersiz geldiği zaman da vatandaşın hali budur. 150 tane bir sahne burada değil. 7000 daireye veriyor bunu. Buyur. Şirinler sakinleri, Altın Yunus sakinleri şu anda toplanmış, medyayı da çağırmış, medya da burada. Bunların gerçekten çok büyük sıkıntıları var, su sıkıntıları. Gerektiği yerde kalan, gereken yerlere kadar yetişeceklerini söylerler. Sen bunlara ne dersin? Ne cevap verin ben senin adına bunlara? Hikaye onlar. Ya bizi ilgilendirme artık sonuna çıkıyor. Onlar hikaye. Şu an. Hemen bağlayacağız. Bu kaç gün sürerdi müdürüm? Hemen yalancılık başladı. 10 gün, 15 günde bu su, yani suyun kuşu... Yaz gitti ya, ben bir şey söyleyeyim, lütfen. Yaz gitti. Yalan, hayır, 15 gün, ne yapacağım? Yaz gitti, ya sürelim, ne yapacağım ben? Gerçekten millet çok mühendir müdürüm, yani buna bir şey... Park bahçeyi vermesinler, bize versinler, mutlarım. He. Sen, güneşe çıkma falan.